de PlayStation'da. Öneririm yani. Tamam, bu görevi de hallettik. Var mı başka güzel mission'ın? Yok. Bu arada bu görev benden şu an ne istiyor? Adamlar ekonomiyle kısacası güç kuruyor. Yayın kaça kadar? Vallahi bilmem, daha oynarım biraz daha bu oyunu ya. Gek hikayesini anlatsın biraz bize. Neden tarihimizle ilgilensin ki diyor. First spawnlarla ilgili soralım. Gek'in sesinde bir sorun var ama. Zamanında işte First Spawn hani gerçekten galaksileri veya hani galaksileri parçaladığı Korvaksar'ı kendi kölesi yaptı ama onlar hakkında da çok konuşmuyor. Sen Viking savaşçıları konuşuyorsun değil mi diyor. Onlar bizden hala nefret ediyor ama merak etme, her şey yolunda diyor. Merak ediyorum, acaba hani geklerin herhangi bir pişmanlık duyuyorlar mı yani bu Korvax'lara yaptıklarından sonra? Artık gekler farklı diyor. Eskisi gibi değiliz diyor. Artık kötülük yapmıyoruz diyor. How? Bilmem diyor. Bilmeli misin yani, ne bu kadar ilgilisin diyor. Ama işte geçmiş hakkında konuşmak istemiyor. Atlas hakkında soralım bakalım, Atlas hakkında ne biliyorlar? Görmüyor musun? Anlamıyor musun diyor. Hiç bitmedi ki. Konuşurken artık böyle yüzü falan titremeye falan başlıyor böyle. Bir feromon yayılıyor hatta havaya. Breathe yapacağım bakalım ne olacak. Gekler değişmedi. Onlar ruhlarımızı bir nevi fethetti, yani işgal etti. Gözümü kırpıyorum ve Balaron'dayım diyor. Geklerin asıl gezegeni. Firstborn Empire'ın ortasındayım diyor. Ve çok eskiden olmuş olan olayları görüyorum. Yanımda da bu var diyor. Beraber izliyoruz. Ağlıyor. Köleleştirilmiş Korvax'ları görüyorum. Korvax'lardan yapılıyor Nanite Cluster'lar bu arada, evet. Korvax'lardan yapılıyor. O zaman anlıyorlar diyor. Yani daha çok kendini affettirmek için değil de anladıklarından ötürü bu kadar Korvax'ın bir de kendine yani feda etmesi. Bir de Korvax'a normalde
Yani başkası öldürmediği sürece ölümsüzler hani. Onlarda yaşlanma falan yok. Immortality'lerini o yüzden sacrifice yapıyorlar. Gekler iyi olmadı diyor. Onlar sadece bir parçası Korvax gibi oldu diyor. Bu Korvax köleleri geklerin beyinlerini değiştirdi. Onların yapılarını değiştirdi. Ve Korvax Convergence sonunda böyle bir işe yaradı. Ticaret yapıyorum zaten ben Tonya'da. Bayağı bir yapıyorum. Milyonerim yani oyunda. Demek ki Korvax'ları köleleştirmişler. Korvax'lar sonra nasıl yaptıysa o Nanite Cluster'lar, o Korvax Convergence Cube'larla bu Gek'lerin beyinlerini ele geçirmişler. O yüzden kısmen daha iyiler. Eskisi gibi vahşi değiller. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama bence Gekler bunu hak etti. Sonuçta gidiyorlar sırf teknolojiyle ilgilenen bir ırkı yani saldırıyorlar, köleleştirmeye falan çalışıyorlar. O yüzden bence hak ettiler yani. Bizi yargılama. Kendileri iyilik bulamadı işte, ancestorlarımız bizim işte atalarımız diyor. Ama şu anki bizde bunun alakası yok diyor. Biz şu an sadece normal hayatlar istiyoruz. Sadece mutlu olmak istiyoruz diyor. Gek bu. Tony Adams. Gekçiler daha çok ticaretçiler ama zamanında çok savaştılar. Korvaksları kendi köleleri falan yaptılar da o hikayeyi anlattı biraz. Yani Geklerin Korvaksları bırakma sebebi tamamen biyolojilerini yani değiştiği içindi yani. Korvaxlar biyolojilerini değiştirdiği için geklerini o yüzden bıraktılar. Yoksa böyle aniden kendilerini affettirmek veya ruhani bir durum falan gerçekleşmedi diyor. Sadece beyinde böyle bir tık bir genetik kodu değiştirildi ve o yüzden böyle daha az vahşi oldular gekler. Bana Nada'nın gösterdiği simülasyonu hatırlıyorum da Artemis'in hani Artemis için bir cennet gibi bir yer yaptık diye. Kocaman bir yalandan başka bir şey değil diyor. Hayat bundan ne kadar farklı gidiyor yani, sonuçta sadece belli kurallar içinde yaşıyoruz. Terminus bulacağız şimdi. Nerede bulduğumuz Holo Terminus? Ha şurada. Ta o gezegende. Bir dakikamız var. Evet, Origina upgrade var. Stat ayarlama yok da upgrade var. Hatta göstereyim. Mesela bende bir iki tanesi var. Mesela bak, Neural Stimulator diye bir şey var. Sprint distance'ı %10 arttırıyor. Jetpack tanklarını %20 arttırıyor. Ve mesela Rocket Boost var. Ve bunun gibi mesela bende iki tane daha vardı. Sadece save dosyam silindi. Belirli yerlerden satın alabiliyorsun. Belli insanlar o teknolojiyi, o upgrade'i satıyor. Ve böylece çok daha uzun süre koşabiliyorsun. Nasıl üretiliyor? Daha çok satın almakla ilgili yani, teknolojiyi satın alıyorsun. Blueprint'ini falan satın alıyorsun yani. Blueprint'ini satın alarak yapabilirsin yani onu. Bak mesela ben burada ikisini geliştirdim. Daha da geliştirebiliyorsun ama. Ben geliştirmiştim işte, bugün ilk yayınımda yanlışlıkla save file'ını sildim. Beni bir 3 saat geri attı. Bir
Bir dakika ya, ben buraya gelmek istemiyordum. Şu Holotermus'a gittik şu an. Güzel değil o kadar. Kolay para kasma taktiği. Birkaç taktik var. Görev yaparak bazen çok iyi para elde edebiliyorsun. Sonra farming. Farming'de çok iyi para elde edebiliyorsun. Yani base kur, farmını geliştir. Belli bitkiler çok fazla para veriyor. Böyle çok uzun sürecek, dur. Süper hero, daha doğrusu Superman girişi yapalım. Bir atmosfer dışına çıkalım. Sonra şuraya ışınlanalım. Fizik mühendisliği okuyorum, Tony Adams. Ama farmdan çok iyi para kasabiliyorsun Origin'e ve artefektleri araştır. Yani sinyal booster'ından eski artefektleri araştır, bazen çok değerli kargolar çıkabiliyor. İnanılmaz ya. Mesela bana geçen bir tane çıktı, 500.000 direkt. Oh! Kaza yaptım ya. İnanılmaz. Valla ben bölümden çok zevk alıyorum. Manyak manyak deneyler yaptık yani biz şu ana kadar. Çok güzel şeyler yani yaptık. Gerçekten çok zevkli ben. Ama işte dediğim gibi kişisel bir şey yani. Hani birine zevkli olan ötekine zevkli olmak zorunda değil. Kendi sevdiğini biraz kendin bulmak zorundasın yani. Ama bölüm bölüm olarak güzel yani. Çok ilginç şeyler var. Atom fiziği falan. Null'la konuşalım. Null, kafalarımız çok benziyor Null. Holo projection. Ne gördüğünü, ne öğrendiğini anlat. Söyleyelim, söyleyelim. Yani şimdi direkt EQ'la başlamayalım. Vikinglerin Crusade'ini anlatıyoruz. İşte Sentinel'lere karşı savaşını anlatıyoruz. Ve nasıl neredeyse başarılı olduklarını. Ama first spawnlar yüzünden sentineller geri geliyor işte. Gekler neden böyle bir şey yapıyorsa? Korvaksların gezegeninin Gekler tarafından yok edildiğini öğreniyoruz. Ve eritildi falan yani bu köleler. Gekler sonra Atlas'a tapmaya başladı işte. Ama işte orada sonda şeyi de öğrendik. Hani gerçekten Geklerin kendi kendine düzelmediğini, Korvaksların kendini feda ederek Geklerin biyolojisini değiştirip onların daha az vahşi olmasını sağladığını öğrendik yani. Yani o yüzden artık yani bildiğin beyinde birkaç şeyi değiştirdiler ki artık savaş yerine ticarete yöneliyorlar yani. Bakalım Null ne biliyor, onu soralım. Ben gezmek için yaratıldım.
Atlas bana hiçbir zaman hepsini göremeyeceğimi söyledi zaten. Çok fazla var. Sonra kendi universe'imdeki tüm gezegenleri gördüm diyor. Atlas'a gittim ve ne yaptığımı söyledim ve benden gurur gurur duyup duymadığını sordum ona. Bana güldü eminim. Ve bana evren üzerine evren üzerine evren gösterdi. Ve hep böyle bir tanesine traveler var benim gibi. Ben özel değildim. Hiçbirinin bir anlamı yoktu. Sana yalan söylemedim. Gerçekten bu yaratılışla ilgili neyin yanlış olduğunu öğrenmek istemiyorum. İşte dünyalar arasındaki bu duvarlar yıkılmaya başladı ama neden? Dersin nasıl bildiğini soralım yoksa nedenini mi soralım? Nedenini soralım. Hep sonsuzlukla yani sonsuzlukla uğraşıyordu zaten Atlas ve hep yaklaşık kendini tekrar ediyordu. Gek Korvax Viking, Gek Korvax Viking ve hep sonunda vahşetle bitiyordu yani. Tüm hikayeler vahşetle bitiyordu. Atlas nasıl konuşabilirdi? Tek bir dille, o da yaratmakla. Bu canlı yani bu yaşam formları ne yaparsa yapsın hep çatışmayla, hep tartışmayla bitiyor. Ve o yüzden Atlas'a çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Bağırıyor diyor. Ne yapılabilir onu soralım. Oyunun Türkçesi yok galiba. Hayır burada. Ve artık bana konuşmuyor diyor Atlas. Artık seni seçti. Onun için yaptığım her şeyden sonra yine de seni seçti. Bu evrenin neyinin farklı olduğunu bulmak istiyordum diyor. Ama sen biraz daha farklısın diyor. Sende bir ruh gibi bir şey var diyor. Simülasyondan ötürü ama önemli değil diyor. Benle konuşmuyor. Neden? Ben yeterli değil miyim? Hologram bitiyor. Apollo'yu görüyoruz ama şimdi. Portaldan çıkışımı buldum diyor. Sen neredesin? Ben bir Holoterminus'un yanındaydım. Let's trade locations diyor. Gel birbirimize lokasyonları verelim de buradan çıkalım. Koordinatları birbirimize verelim bakalım Apollo ile buluşabilecek miyiz gerçekten? Ben koordinatları veriyorum, o da koordinatları veriyor ama bir hata olmalı diyor. Ama verilere göre aynı yerde duruyoruz. Aynı Holoterminus üzerinden konuşuyoruz diyor. Deniyoruz, tekrar deniyoruz ama yine de sonuçlar aynı. Aynı yerdeyiz ama değiliz. Neden birbirimizi göremiyoruz? Data yanlış olabilir ya da you don't know. Ben büyük ihtimalle biliyorum nedenini. Çünkü paralel evren muhabbeti. Bir distress signal'ı duyuyorum işte tam konuşurken ve benim dilimde. Gezegen öbür tarafında. Böyle olma. Sen böyle değilsin. Yalnız, yalnız kelimesi, yalnız kelimesi tam olarak. Tune to Apollo. Holoterminus bir şey gösteriyor, bilmem ne. Yani anlamıyoruz ki şu zık 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 kelimelerinden. Hadi buluşalım da ayrılalım buradan diyor. Ve aynı yerden kendi dünyasında aynı sinyali alıyor. Agree to meet.
Tamam, oraya şimdi. Distress signalinin olduğu yere gideceğiz. İyi geceler, hoş geldin. Magar Alperen, hoş geldin. 1000 unit. Nerede uçağım? İsmim Fatih. Aleykümselam Abdullah, hoş geldin. Allah Allah. Yemeğe enkaz. Ya Abdullah. Çok şey değişti oyunda. Neresi anlamsız ya? Gerçi herkesin tarzı değil, anlamıyorum da. Hemen şunları bir... Scanle. Çok mu uzaktasın? Heh. Bunu scanleyecek. O 35 bin unit sadece bundan aldı. Ağaç şeyde yapmaktan ne kadar alıyorum? Çok rahat para kasabiliyorum artık şu yeni şeyi aldım ya. Şuna bak, ağaç şey yapıp 50 bin 60 bin kastın demin ya. Şu damage machinery'i bari şey yapalım. Tamir edelim. Otspear Nanite Cluster. Distress Beat'ini araştırıyoruz şu an. Ama daha önce hiç duyduğum bir şeye benzemiyor. Bence de bu arada Alperen, katılıyorum. Ama Apollo'yu göremiyorum çevrede. Bir logo oynatalım. Unknown signal, bilinmeyen bir sinyal diyor ki senin için çok şey feda ettim diyor. Hepimiz yaptık ve sen başarısız olursan bu tüm hiçbirinin anlamı olmayacak diyor. Hayatın boşa gitmiş olacak diyor. Ben buna izin veremem. Bunu kabul etmiyorum diyor. Tekrar oynatabiliyor muyum? Böyle olma diyor. Biliyorum bunu istemiyorsun ama belki bu sefer farklı bir sen olacaksın yakın bir zamanda. Belki bu sefer diyor. Başım ağrıyor işte, gözlerim falan, yani görüntüm kırmızılaşıyor diyor. Kızılaşıyor. 16 sayısını görüyorum diyor screen'de. Atlas'ın beni izlediğini görüyorum diyor. Ve bana bir tane portal için glif veriliyor. Yok, Türkiye'de değilim. Metal plating yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Taş lazım, taş. Yetti mi? Portaldan mı geçeceğiz ya?
Daha önce hiç portada geçmedim valla. Tamamdır, teşekkürler uğradığın için. İyi geceler. Daha önce portaldan hiç geçmedim. Portal glifleri var mı ki şu an bende? Yok. Yeterince yok. Bakalım, portal belki de direkt açıktır. Görevle geldiğimiz için belki. Geldik vallahi portala. Viyana küçük bir şehir zaten ya. Yani neresindesin dediğin. Yani Viyana'nın neresinde olsan öteki yanına gitmek zaten yarım saat olduğu için. Viyana. 14. Viyana. O nasıl bir şey lan? Gövde yok. Bacak, kuyruk, boyun. Vay, 100.000 aldım ya sırf şunu keşfettim diye. Highly intelligent. Aha, kuş. Pardon, bunları keşfettik. Kaç tane var keşfetmediğim bu gezegende benim? Varmış ya. Demin bir evin şeyin içinden mi geçti? Merkez kilisenin orada Abdullah. Merkez kilisenin orada. Aha. Lan kaçmayın. O ne lan? O ne abi? Tiplere gel ya. Abi çok komikler ya. Ulan bir şey kaldı var ya. Bir tür kaldı. Bir tür daha bulursam gezegen full bitmiş oluyor. O zaman platinum trofiye daha da yaklaşmış oluyoruz. Bunun denizi menizi var mıdır ya? Denizde olabilir belki. Gökte bir tane bulduk. Yerde 3 tane bulduk. Şu ağaçtan ne kadar para alacağım onu merak ediyorum diye şu an scanlıyorum yani. 25.000. Easy money boys. Ne olur hepsine yetsin ya. Lütfen yani. Gerçekten lütfen. Yalvarıyorum. Shit. Hadi yetecek hepsine neredeyse. Vallahi yetti ha. Aha. Portal açtık. Yaklaştık diye şu ana kadar tüm serüvenimde verdiğim kararları falan düşünüyorum diyor. İki tane traveler'a rastladım böyle. Kendi türünden başkalarına rastlamak isteyen
Ama kendi canlarına çok önem vermiyorlardı. Apollo bir portaldan geçti ve canlı çıktı. Kendimizi ne kadar, birbirimizi ne kadar bulamamış olsak da canlı çıktı diyor. Ve Artemis'i de ölümden kurtardım diyor simülasyon. Yani kendi simüle ettiğim bir galaksiye, daha doğrusu galaksiyi sisteme, güneş sistemine koyarak onu da ölümden kurtardım diyor. Onlara nerede olduklarını söyledim, bir simülasyon olduklarını söyledim ve benden belki de biraz nefret ediyorlardır. Ama doğru olanı yaptım. Kim olduklarını bilmeliler, nerede olduklarını bilmeliler. Haklı olup olmadığımı bilmiyorum ama Atlas beni bekliyor. Should I choose to step through? Tabii lan, buraya kadar geldik. Aleyküm selam. Evet, gerçekten multiplayer. 3 arkadaşınla beraber, yani toplam 4 kişi beraber oynayabiliyorsunuz. Input glyphs. Vallahi portal çalışıyor. İlk defa portaldan geçeceğim oyunda. O ne lan? Nasıl bir şey çıktı öyle portaldan? Son bir elveda derken son bir elveda derken bunun screenshot'ı lazım ya. Görüşürüz arkadaşlar. Dur, bunu hakikaten koymam lazım böyle. Portala geçmeden böyle bir hazır daha sağken bir görüşürüz diyeyim yani. Değil mi? Yeridir. Bakalım, belki bir tane daha fotoğraf çekeriz. Ya yani 3 arkadaşınla beraber girebiliyorsun. Şu an daha çok co-op gibilerde sayısını arttıracaklar. Yogamı yaparken şöyle mi çeksek, şöyle çekelim. Uzaktan nasıl duruyor? Aa, yanlışlıkla çıktım. Bir saniye, oradan güzel bir fotoğraf çıkar. Şöyle bir. İki rekattan namaz kıl, öyle öyle geç. Vallahi ölmeden değil mi? Portaldan geçmeden bir ne olur ne olmaz Müslüman olalım, bir eşhedenler çekelim. Şunu yüksekliğe bakar mısın? Şöyle. Güzel ya, bildiğim bunların var. Abdest falan da değil mi? Toprakla alayım şimdi. Burada su yok. Toprakla abdest alayım. Tamam. Yeter bu kadar resim çekindiğimiz. Ha, şu da şöyle, şu açı da güzel böyle içine bakarken. Yalnız bunlardan bildiğim bazılarını ben bilgisayarımda kullanacağım, çok net yani. Tamam. Ben bir de böyle yapıyorum ki hani bilerek izleyiciler de hem belki kullanabilir. Hani çünkü YouTube'a da koyacağım, yayını durdurup kullanabilirler, anladın mı? Geçelim artık.
Ben mi kafayı yedim? Ne oldu abi? Hiç şey olmadı mı? Bana mı öyle geliyor? Vallahi ben de anlamadım ne işe yaradı. Arkadaş ben bu işine niçin girdim? Çok fotoğraf çekindik, bozduk. Abi ne oldu demin ya? Logda görevde bir şey değişti mi? Activate portal yaptım, içinden bile geçtim. Abi bu ne ya? Ya oyun trolledi. Yok abi hiçbir şey olmadı ya. Abi çok trolledi bir dakika ya. Hayır ya dur. Niye böyle oldu ya bu? Şunu da dolduralım bari de. Portal fake çıktı. Harbi ya. Abi şaka gibi. Ha çalışıyor da portal ama yani görüntü olarak. Bir saniye ya. Bir saniye. Ben en son saat kaçta save etmişim? Reload autosave 00:49. Tam buraya gelmeden önce galiba. 26:07 aynen. Bir ben bunu tekrar aktive edeyim ya. Çünkü galiba bug'a soktum demek ki fotoğraf çekinerek. Ciddi. Bir saniye. Reload autosave yapalım. Portallandınız. Çok saçma. 10 dakika öncesine bir atıyorum kendimi. Bakayım daha aktif olmadan büyük ihtimalle. Gemiden büyük ihtimalle tam indiğimde olacak o da. Portala geldim. Çünkü her gemiden inişinizde bir save ediyor. Auto save yapıyor. İnanıyorum ki öyle bir şey oldu. Bu sefer direkt içinden geçeceğim. Fotoğraf çekmeyeceğim. Koyacağım glifleri. Direkt içinden geçeceğim. Hakikaten fake çıktı portala. Bir de hani... Bekliyorum tamam beklenti var ama karşılayamayınca bir şey bayağı ben mal oldum yani. Yalnız Abdullah oyunda çok anlamlı konuşmalar oluyor ya. Bir de oyunda şey üzerine çok duruluyor. Gerek nihilizm, gerek simülasyon evren teorisi falan bunların üzerine çok duruluyor. O yüzden güzel. Ha bak. Daha aktif olmamış. Şunu bir aktif edelim. De bu sefer muhabbeti hızlı geçeceğim. Şekilli şukullu delik. Doğru. Oh. Nasıl öyle zıpladıysam. Şunlara bir bakalım neler var neler yok. Tamam şimdi şunu bir aktive edelim. Demin aktive ettik şimdi herhalde yeter diye düşünüyorum hepsi. Ekstra yani yeni bir şey istemediği sürece, random olmadığı sürece.
Hızlı hızlı geçelim abidir çünkü bunu bir kere yaptık. Vay. Bir de orada başta girdim diye ses de çıkıyor fark ediyorsanız. Yani girdiğimin farkında ama Allah Allah. Portalın karşısında dur. Deneyeyim. Yok, beni emcüklemiyor bu. Beni emcüklemiyor. Koordinatlar girecek bir şey yok ki. Başta bir ses çıkıyor bayağı. Acaba o ses çıkmaya başladığında beklesem mi? Tekrar deneyeyim mi? Ne dersiniz? Çünkü şu an burada bir şey olacak gibi değil yani. Bak şu an şu tam emcüklenecek şeyin içindeyim, olmuyor. Bir daha mı? Bir saniye, hemen bir Google'dan bakayım. Belki bir şey vardır. Çünkü bu görev bir de eski görev, yeni görev de değil. Bir saniye. Evet, bu arada normalde bu hikaye devam ediyormuş arkadaşlar. Sondan bir önceki görevdeymişim hatta. Ve bayağı ilginç şeyler öğrenecekmişiz. Yanlışlıkla spoiler bile yedim. Ama benim burada uzaya, yani burada bir şey olması gerekiyordu. Olmadı. O yüzden şöyle yapalım. Bir tekrar deneyeyim. Tekrar olmazsa bu sefer önde bekleyeceğim yani o ses çıktığında. Emcükleme. Evet. Bir daha olmazsa bir oyunu kapatıp tekrar açacağım. Çünkü o görev normalde devam ediyormuş. Şimdi baktım. Çünkü o storyline'ı var. Storyline'da da ilginç bir şey öğreniyoruz. Zaten o demin bahsettiğim şeyle ilgili de aslında göreceksiniz. İnşallah. İnşallah gösterebileceğim. O ses çıktığında bu sefer sadece duracağım. Bu sefer de olmazsa ama dediğim gibi kapatıp açacağım. Kapağı aç yapacağım.
oyunu ya. Üf. Çok sıcak hava. Bir saniye chat. Ventilatör açmak zorundayım. Geldim arkadaşlar. Şu kuşları da tanıyoruz, değil mi? Tamam. Bir daha bir deneyelim. Olmazsa kapatıp açacağız. Ha, gezegendeki canlıları tekrar şey yapmam gerekecek de. Health restoratif falan diyor. Canım doluyor şimdi. Çok mu hoşuna gitti o kelime? Ne olur ol bu sefer. Olur düzgün çalış. Yok. Nedense beni göndermiyor. Beni niye göndermiyorsun? Çok garip ya. Beni niye göndermiyor abi? Yayın tarihleri yok ya. Genelde açıyoruz ama en sık. Neyse arkadaşlar, ben bir o zaman hemen kapatıp açayım bunu. Oyunu hatta bir komple kapatıp açayım. Sıfırdan. Yok yapacağına namaz kılaydım böyle olmazdı. Tüh ya, neden ilerlemiyor acaba? Onu internette, yani bir tek bende mi yaşanıyor, bir ona bakayım. Bununla ilgili known bug bile yok işin garip yanı. Bir tek bana mı oldu? Bu nasıl bir şans? Emcüklemedi bizi aynen. Bir YouTube'una bakayım ya. Ben bir şey yanlış mı yapıyorum?
girmiyor mu normalde insanlar? Saniye. Allah Allah. İlginç bir şey deneyeceğim. Bilmiyorum doğru yani işe yarar mı? Belki olur ama. Neden diye sormayın böyle yapıyorum. Sadece yapıyorum. Çünkü bu eski bir update'ti ve belki de bu third person'da düzgün çalışmıyor olabilir. Patchlememiş olabilir. Onun grafiğini tasarlamamış olabilir. O yüzden girmiyordur belki. Bakalım. Maybe yani. Deniyoruz sadece. Sadece kutuları açmama gerek yok ya. Bunları zaten konuştuk. Umarım olur şimdi. İnşallah. Abi inanılmaz ya. Benim portalım bozuk mu ya? Benim portalım bozuk abi. Olaya bak. Olmadı gemiyle girip portalın aklı başına gelsin. Yani yok neden olmuyor ben onu anlamadım ama gerçekten anlamadım. Diğer adam da çat diye oluyordu. Hiçbir fikrim yok. İşin kötü yanı böyle save etmeye korkuyorum. Ya hiç devam etmezse story falan. Yok yani. Tersten de girsem sanmıyorum ki olacağım ya. Ha direkt ilk başta mı tersten gireyim diyorsun? Yani çok bir şey olacağını düşünmüyorum da denemekten zarar geleceğini de düşünmüyorum. Tüh ya. Biraz önünde dur, direkt dibine girme. Yani tamam bakarım da ne bileyim internette baktığım bir adam YouTube'da pat diye giriyor yani.
Bir de içine yürüyor. İlginç. Yok, gemiyle de alakası yok ya. Yine doldurmacı. Acaba şurada... Yok ama input glyphs yapmam lazım yani. Çok yavaş ilerleyeceğim. Bekleyeceğim biraz, böyle bakalım ne olacak. Tam o ses çıktığında bıraktım yani. Bayağı da yakında duruyorum hani. Emcüklenmek için harika bir yerdeyim. Ne linki atmış abim? Neye eksik yapıyorum ya? Ama senin yaptığın, baktığın şey yanlış. Ben bir şey eksik yapmamla alakalı değil. Bak, ben sana şunu atayım.
Bak chat'e bir link attım. Onun 11. dakikasına bak. 11. dakikasına bak, anlayacaksın ne demek istediğimi. Birinci dakikasına bak. Çünkü o görevdeki portalla diğer portallar farklı. Benim aklımda çok garip bir teori var da, yani ona dikkat ettiklerinden emin değilim ya. Hoş geldin Timex99. Ben aklımdaki teoriyi deneyeyim bir ondan sonra. Teorim şu. Ya büyük ihtimalle değil. Büyük ihtimalle bir bug ama bu kadar büyütmeye gerek yok. Ama teorim şu. Bence tipimiz, daha doğrusu bizim şu anki kostümümüz bir traveler kostümü. Ve önceki travelerlar olmamıştı. Bence bir anomali tipinde gitmemiz lazım oraya. Anomali yapacağım o yüzden tipimi. Bence değer TimeX99. Kesinlikle değer de bence. Kesinlikle değer. Bir tipimi anomali yapıp geleceğim. Belki öyle olur. Deneyeceğim yani kesinlikle anomali yapmayı. Belki traveler olarak yapamıyoruz. Çünkü travelerları daha önce denedi zaten Atlas. Yani böyle bir şey kastığını düşünmüyorum şahsen oyunun ama. Maybe, just maybe. O yüzden şimdi dur, şu görevi yapmayalım. Activate portal değil de. Neyse. O Atlas Interface gelmiş anomali olarak. Bir oraya da gideyim. Geldi geldi. Multi oynanıyor şu. Multiplayer var. Bendeki o taşlar yok işte. Orada görevde yapıyorum. Enerjize ediyorum. Yani adamda da taşlar yok fark ettiysen. Adam direkt sadece dolduruyor. Anladın mı? Bak son attığım linki gördün değil mi? Son attığım linkteki gibi bu görevdeki portalla diğer portal farklı. Anladın mı? Yani görevdeki portalla diğer portal başka yani. Farklı çalışıyorlar. Çünkü görevdeki portalda da dolduruyor glifleri. Input yapıyor, içinden geçiyor, hikaye devam ediyor. Sağ olasın Emin, teşekkürler. Yani gemin en iyi gemi şöyle. Göstereyim. 48 slota sahip gemi neredeyse çoğu yayıncıda göremeyeceksin. Çünkü bunun için bayağı hakikaten kastım. Allah! 48 slotlu gemi elde etmek için bayağı uğraşma gerekiyor. Ben zamanında tabi o uğraştım yani. 48 slot bakımından evet en iyileri arasında. Sadece yani C class daha iyileri var. B, A ve S classları var. Yani bu normal. Haliyle bu update'lerin hiçbiri gelmeden önce. Ben ilk 100 saat içerisinde bu gemiyi yaptım yani. Daha 1.0 iken oyun. Şimdi 1.5'te oyun. Arada bir sürü update geldi. Ama hani onun dışında gemi iyi. Bir tek teknoloji kompartmanı yoksa. Yani teknoloji yapılacak yeri yok ekstra. Bir saniye, ben o çılgın teorimi bir test edeyim. Öncelikle anomali yapmak istiyorum kendime. Ben anomali ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Hangi kaskısı yapsak? Bu kask çok düz sanki.
da istemiyorum. Bu fena değil. Bunu kullanmıştık bir kere. Bu da fena değil. Bu da güzel. Şu yapabiliriz. Star Wars'tan çıkmış gibi ya da bu. Bunu yapalım. Renklerimiz nasıl olsun? Oo, siyah. Bir dakika, bu sarı çok oldu. Lan, yanlış şey istemişim zaten sarı. Ha, camını ne renk yapsak? Camını da beyaz yapalım. Portaldan sonra yeni gemi almam ya. Bu gemi için çok uğraştım. Çoğu satılan yeni gemi şu an piyasadaki daha kötü benimkinden. Değmez yani almaya. Hangi rengi değiştiriyor? Çok az renk değiştiriyor bu. Güzel. Siyah sarı yapalım, biraz farklı olsun. Siyah sarı genel olarak zaten sevdiğim renkler. Yani beraber güzel oluyor. Sarı pantolon çok mu abes kaçar? Yo, biraz farklı renk olsun. Ya da dur, ayakkabıları siyah yaparım. Ha, güzel olmuş. Ben vallahi Timex oyunu ilk çıktığında hayal kırıklığı diyenler de şahsen bence biraz hate trenini atlamıştı. Ben oyunu ilk çıktığında da bayağı beğenmiştim. Dediğim gibi oyunu ilk çıktığı gibi 100 saat oynamış adam yani. 5 parmağı olsun, o önemli tabii. Aynen. Şu Space Anomaly'ye bakacağım. Şuna bakacağım. Ah, kaza yaptım. Evet, kaza yaptım gerçekten de. Şu Atlas Interference'a bir gideceğim. Sağ olasın. Adanalı Nimçin, hoş geldin.
Bakalım bir hepsini aktive edelim. Zamanında çünkü bu Atlas Seed'lerden yapmıştım ama. Bu arada bu benim sesim biraz fazla mı bastırıyor şu an PlayStation? Oyna. Valla oynayış, yani nasıl oyunlar sevdiğine bağlı da beni sarıyor, evet. Ben bugün bayağı bir saat oynadım. 7 saat falan oynadım. Aynen Ahmet. Biraz şu PS4'ün sesini keseyim. Sesim bastırıyor çünkü galiba şu anda oyun. Şimdi daha iyi olmalı. Dediği şeyi de anlasaydım. Bunların dilini çok az öğrendik ya. Ben sadece bir user'dım diyor. Bu Atlas Seed'lerle işte yeni yerler yaratıyorduk. Yeni bir yıldız yarattık sistemi. Bir saniye Atlas gibiyim ben de, yaratıcısıyım dünyaların. Aa, Starseed mi? Yeni bir şey öğrendik. Dur hemen yapayım. Teknoloji mi bu? Ne teknolojisi ki bu? Valla ne teknolojisi bilmiyorum ama şu Atlas Pass'in sağ tarafına doğru genişletirim eğer genişletecek bir şey olursa. Ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. İlginç. Kesinlikle ilginç. Filmlerle aram yani, ne bileyim, takip ediyorum da izliyorum yani, ne. Hangi filmler olduğu da bağlı, hangi tarz filmler. Her film şeyinde bilmiyorum yani. Eskiden burada kelime falan öğretiliyordu. Artık yok anlaşılan. Portalı ben de deneyeceğim şimdi tekrar. Tüh, çok geride bırakmışız bile. Bilim kurgu filmleri Marvel, DC'ni onları takip ediyorum ya, onların filmlerini. Hepsini izledim yani. Özellikle bu Marvel DC'nin son filmlerini. Daha bir tek Avusturya'ya yarın işte şey geliyor. The Ant-Man and the Wasp. Onu da izleyeceğim. Gezegenler arası mesafe de gerçekten çok uzak bu arada ya. Ya umarım şu portal düzgün çalışır, yoksa bug fix falan beklemem gerekecek, bilmiyorum, ya da internetten biraz daha araştırmam gerekecek yayın sonrasında.
Yok, spoiler istemem, sağ ol. Spoiler vermek zaten galiba kanal kurallarında yasaktı. Kurallar kısmında. Hem oyunlar için hem filmler için spoiler istemiyorum. Chat'te. 3 defa mı izledin? O kadar seviyorsun. Vallahi iyiymiş 3 defa seyrettiysen. Buraya daha yeni geliyor. Nedense Avusturya bu sefer çok geç geldi. Avusturya, Almanya. Gözünü seveyim, düzgün çalış portalı ya. Infinity War'u ben de ilk kez seyrettim ya. IMAX'te iki kez. Hadi bebeğim. Çalış bebeğim. Ya hayır ya. Wasted. Try again next time oldu bildiğin ya. Abi yok, olmuyor. Anlamıyorum niye olmuyor yani. Hakikaten anlamıyorum yani. İnternette başka kimsede de bu sorun yaşandığına dair bir bilgi bile yok yani. Kısa devre yapıyor. Vallahi anlamadım neden olmuyor. Ulan bu sefer diğer taraftan deneyeceğim. Dur, ne zaman save ettim en son? 2 dakika önce falan olması lazım. Aynen, şu uçakla indiğimde. Bu sefer diğer taraftan gireceğim abi. Bir daha da olmazsa başka görevlerle uğraşacağım. Portalla uğraşmayacağım. Güzel dinlen, anlamıyor. Hakikaten uçakla girmem lazım değil mi? Veya ateş falan edeyim uçakla. Vahşet yaratayım biraz. Çok üzdü ya beni. Neden böyle oldu bilmiyorum yani. İnternette de bir şey okuyamıyorum. Hani internette bunun daha önce rastlanmış bir şey değil galiba. Yeni update de gelmiş, bir hata olabilir.
Allah. Bildiğim bu sefer diğer taraftan gireceğim ya. Hangi yayıncı adı bebeğim diyerek giriyor. Vallahi ya. Öyle deyince biraz garip oldu ama. Buraya kadar her şey düzgün çalışıyor. Aleyküm selam Alişan Yeşil. Yalçın Kaya hoş geldin. Türk olduğun için vizen yok. Buraya kadar her şey düzgün çalışıyor. Buradan sonra nedense yok yani. Çok garip. Diğer taraftan deneyeceğim hakikaten. Diğer taraftan emcüklenmeye çalışacağım. Yok çünkü yani olmazsa olmuyor. Başka yerden bug fix falan bekleyeceğim yani. Abi pure disappointment yaşıyorum şu an ya. Hiçbir yerden emciklemiyor beni. Kol çıkıyor bu yanlış bir şeymiş yani. Valla bilmiyorum da. Olmuyor arkadaş. Ben gidiyorum. Gidemiyorum bile ya. Launch thruster'ımda yeterli şey yok ya. Fail'a bak. Oha, dihidrojen ve metal plating istiyor. Bunu yaptık. Biz değil portal kaybeder. Ya ben çok geçmek istiyordum. Hikayede devam edemedim ya işin saçma inan. Bu dihidrojen mi ne bu? Ondan karbon. Kırmızıymış ya ben bir an uzaktan mavi lacivert sandım. Karbon nedir ya? Oha nerede? Ha bu dihidrojen kristalmiş. Bala bak. Oh. Burayı bari bir güzel temizleyelim de. Starship out of range mi? Lan teleporter niçin? Yo yaratık falan var. Bazı iyi geceler bu arada Abdullah. Bazı gezegenlerde saldıran yaratıklar var sana.
gezegene değişiyor. Var yani ama öyle gezegenler. Kesinlikle. Tane de bundan yapmak istiyorum ya. Şu anomaliye gideyim. Belki anomaliye gidersem olur. Ne bileyim artık. Don't know. Bu ne istiyor? Oksijen ve ferit. Yalnız çevrede hiç mi oksijen yok ya? Sıfır mı gerçekten? İlginç. Abi bala bak, Entimeter Housing verdi. Aradığım şeyi verdi bildiğin, lök diye. Bu komikti. Ben gidiyorum buralardan ya. Ben bu görevi yapmaya gidiyorum. Anomali? Yakında bir yerde olursa sevinirim. Benim olduğum yeri mi gösterdi? Ben mi yanlış gördüm ya? Benim olduğum yeri gösterdi. No. Ya şu infestation araya da değil zaten. Çok garip. Her şey çok garip. Dur bir searching yapalım, belki çevrede bulur bir tane de. Ben hakikaten bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi birkaç şey yapacağım da, aklımda bulunan bir iki şey var. Evet, ekstra bir şey bulmadı. O zaman bir saniye. Şurada şu kadar satın alacak var mı burada hiç? Ha varmış. Oha ne kadar çok varmış satın alacak. Oha. Hayvan gibi recruitable frigate var. Bari frigate alayım da göreve falan göndereyim ya. Tamamdır, görüşürüz. Kendine iyi bak. Nasılmış frigate'in bakalım. C. Industrial ama. Ama C ya, dur ya. C'den daha iyi bir şey bulabilirim herhalde, burada bu kadar gemi var. C. Ama 22. Ama yine de değmiyor. Bir tane B gemi istiyorum ya, B class. Oh, A class mı? Industrial 35 mi? Bunu alırım. 8 milyon ama bunu alırım. Yani kesinlikle. Ya A class hiç daha önce görmedim ya. Direkt acımam. Güzel. Başka alabilecek var mı diye bakıyorum da. Bakalım şunlara. Çünkü daha bir tane daha A klas alabilirim teoride.
bu parayla elimdeki. Bayağı para harcamış oluyorum ama B class 4,5 milyon. Bir tane daha industrial. Ama eksi 6 trading'i var bunun ya. Yok, bunu boş ver. Yok, bu C. Galiba bunlara bakmıştık ya. Şuna da baktık. Şunlara baktık mı ondan emin değilim bak. Belki bakmışızdır, vallahi hatırlamıyorum şu an. Uzayda gidince kafa karışıyor. Bir de döndürüyor kendi. Kesinlikle Virgin. Bu bir demin gördüğüm mesela, doğru. De şuna bakıp gideyim. Yani şimdi bunları bırakayım, artık başka yerlere giderim. Buna bakmış mıydık ya? Ha, buna yok, zaten almam bunu. Neyse, sonra uzay istasyonuma gideyim. Nerede uzay istasyonu? Uzay istasyonu. Ha, şurada. Bir dakika sürüyor be. Insufficient fuel mu? Yapma be. Space Anomaly'de de şunu aldık da ben bunu hala bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Aklımda bir fikir ama fikir var ama. Uzay istasyonlarında Remembrance diye istenilen bir şey oluyor. Acaba buraya falan mı yapılıyor, koyuluyor yani? Belki. Öyledir. O güzel uzay gemisi savaşı görevi verdi. Güzel görevler var mı? Yok, hepsi çöp görevler. Gerçekten hepsi çöp görevler falan yani. Şurada bir şey var mı güzel? Bu kadar oksijen ne kadar para eder ya?
30 bin. Zaten biskende 30 bin falan geliyor. Bir hayvan skende dikme. Alayım bu kadar. Kendim sonra aramakla uğraşmıyorum çok. Şimdi dur size bahsettiğim yeri bulayım. Yani her uzay istasyonunda var mı bilmiyorum. Vardır belki. Bahru mu? Varrak 3 nasıl bir bug anlamadım yani. Bug'dan kastım. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin Asamanya. Dupe mi? Bunda ekstra bir şey alabiliyor musun? Yok, ekstra bir şey de yokmuş. Elindeki her maddeyi iki katına çıkartabiliyor musun? O nasıl bir bug ya? Satmaya değer bir şey yok. Ne verecek bu? İşinden ettim adam ama. Ne diyelim, sağlık olsun. Heh. Şimdi burayı Remembrance. Ya olmuyor ya. Remembrance bunun gelişmişi falan mı? Oho, fuck. Birinin içinde madde koyunca diğerinde de mi beliriyor? Harbi mi diyorsun? Oha çok garipmiş. Öyle bir şey olabilir mi ya? Meraktan deneyeceğim yani base'imin orada. Nerede bu korsan? Hmm. Şu korsanı bir avlayalım. Hadi abi düz yola gir de roketlerle vurayım seni. Üf, hayvan gibi de muç koydum yalnız var ya. Güzel, bu görev de tamam. Şu Mission Agent'a gidelim, verelim. Sonra bir base'imle oraya gideyim. Bari şu base'deki görevimi halledeyim. Base'de bir tane görev vardı. Saçmaymış, garip bir bakmış yani. Her malzemede olmasa da ilginç bir bak ya. Yok, her malzemede olmuyor varak. Bazı malzemeler çünkü o makineye koyulamıyor o anlamda.
Hedeflediğim bir şey, evet yani base'imi falan geliştireceğim. Ana hikayede devam etmek istiyordum, nedense bug'dan dolayı devam edemiyorum. Bir bug oldu yani. Nedense şeyin içine girmiyorum, giremiyorum. Oo, yeni görevler gelmiş. 11.000 unit ama 234 nanite'a değer bu. Bunu yaparım. Yani ara görevler yapıp kendi gemini falan geliştirebiliyorsun. Ben mesela daha egzosuitimi falan geliştirmek istiyorum. Kendi gemimi de geliştirmek istiyorum. Donanmam var, donanmamı da geliştirmek istiyorum. Yani bayağı şey var yapmak istediğim kısacası. Dur, portal burada mı? Ay, portal buradaymış, dur. Warp Drive'da mı? Yok artık. Dur bakayım, base'imize ışınlanalım. Nasıl alıp koydukça ya? Tam olarak anlamadım ama. İki tane makine yan yana koyuyor, içine bir tane malzeme koyunca ötekinde de beliriyor mu yani, bu mudur? Base'imize geldik. Öncelikle şu görevi yapalım hazır gelmişken şurada. Şu mikroprosesörleri verelim de. Ya Pugnion bende yok muydu? Ha, burada varmış. Ya weapons terminal falan kur diyor da. Aa, bana life support module verdi galiba. Yanlış görmediysem. Evet. Yaştan vermiş. Oha, FPS drop girdi, dur. Senin dediğine göre şunlardan iki tane yan yana koyuyor. Metal plating lazım. Ses bence de, aynen, çok bug'lı ve beni de rahatsız ediyor. Biraz sonra kapatacağım da. Sadece şu şeyi denemek istiyorum, gerçek mi yani diyor.
Hala o şey görev şeyi var. Yaratıklardan bazıları kaçıyor, bazıları sana saldırıyor. Yaratıklara bağlı da o. Şimdi senin dediğine göre bunun içine bir şey koyuyorsun, ötekinde de mi beliriyor? Örnek veriyorum. Mesela şu. 41 ferit var. Tamam, bunda ne var şimdi? Nasıl ya? Oğlum çok saçma lan. Hakikaten ikiye katladı. Bir dakika, hakikaten şu an kaç var bende Exosuit'te? 82. Abi çok garip. Yalnız eğer bunu çoğaltabilirsem öyle 550 bin birkaç saniye içinde milyoner falan olabilirim yani. Her şeyi satıp onunla doldururum falan yani. Öyle bir şey olacak mı bilmiyorum ama. Olursa komik olur. Bak, fuck, bu olmadı. Olmayan bir şey buldum lan. Lanet ya. Tüh, olmayan bir şey bulduk. Aha, şu an ikisine de ulaşamıyorum falan. Şu an ikisini de kullanamıyorum. Ha, geldiler. Demek ki olmayan bir şey de varmış. Olmayan bir şey de varmış. İlk koyduğuna dokunmayacaksın. İkinci makine elini alıp yere mi koyacaksın? Deminkin, bir dakika, şöyle diyorsun yani. Şimdi bak. Bunu elime alacağım. Bir saniye. Sonra bunu direkt yerine tekrar koyunca olacak mı diyorsun şimdi? Oha! Nasıl ya? Oha! Fuck! Oğlum milyoner olduk. Bildiğin. Milyoner olduk yani. Güneye gerek var. Arkadaşlar, bunu yayın dışı yapmam lazım. Çok büyük günah işleyeceğim. Çok büyük günah işleyeceğim. Bunu yayın dışı yapmam lazım. Kusura bakmayın. Bağışları discard falan yapıp 5 milyon değerinde bir zımbırtı. 5 milyon değerinde bir zımbırtı mı var bende? Bende öyle bir zımbırtı yok. Reportla kanal. Lan 9000 izlenen adam yapıyor. Ben mi reportlanacağım? Şunu yapmak çok pahalı. Yapması kolay, pahalı bir şey bulalım ya. Da yok. Yalnız dihidrojenle tritiyum mu? Ya bu o kadar da zor değil ama. Yani elimdeki şey daha değerli. Tabii bir dakika, şundan bunlar steklenebiliyor mu? Steklenemiyor değil mi bunlarda? Portable charger mı?
Vallahi öyle değerli bir şey yok. Öyle değerli üretebileceğim bir maden gibi bir şey yok yani hani. Bendeki şu an galiba en değerli şey o elimdeki o warp drive üretebiliyorum da warp drive o kadar pahalı bir şey değil. Warp drive yapabilirim. Bana para lazım şu an. Milyoner olmak istiyorum şu an. Yani Twitch staff bu kadar yanlışlıkla bile giremez. Aynen. Tüh. Bakayım bendeki şu an en değerli şey o mu? Yani her şeye bakacağım. 554 bin yani. Değerli gibi gözüküyor bu. Bir unit. Yok artık. Abi. Aklıma bir şey geldi. Salvage teknoloji koyabiliyor musun buraya? Bir dakika. Salvage teknoloji koyabiliyor musun abi buraya? Koyabiliyorsan daha değerli bir şey buldum elimde olandan ve stackable yani. Yani en azından 750 bin falan oluyor en azından değeri. Bir saniye. Acaba 3 tane yayına koyarsan 3'e katlıyor olabilir mi? Çok garip bir soru ama. 3 tane yayına koyarsan 3'e katlıyor olabilir mi abi? Ne deneyelim mi? Oha, Nanite Cluster da çok iyi kazanabilirim böyle. Shit. Bahro denedi başaramadı. Hadi 3 tane olmuyor mu yayına? Yalnız Nanite Cluster bayağı iyi kasarım böyle. Şimdi bunda direkt çıkmıyor değil mi? Aynen bir elime almam gerekiyor. Evet abi çok rahat Nanite Cluster kasılabilir böyle. Neyse arkadaşlar biz bug kullanmayan adamız. Aynen fazla malı göz çıkartmaz. Oho böyle ikiye katlayıp var ya bayağı zengin olunabilir ya. Neyse bari şuradaki o zaman gereksiz şeylerin hepsini yok edelim. Mesela Ferrite da gerek yok. Yani yer kaplayacak şeyleri istemiyorum şu an burada. Şunu Exosuit High Capacity'ye atalım. Sülfürün ne işe yarıyor ki bu ya? Scorched and Desert Planet'larda var diyor. Gerek yok ya şimdi bunu da discard yapalım. Starship'te magnetized ferrit var mıydı? Vardı. Şunu gönderelim oraya. Şu artan 2'yi de sat. Şey yapalım. Tritium 28 kalmış. At. Oyunun yapımcıları görmüştür. Haram.
Alan teri yeri değil. Single player oyunları dönem diye. Bunu da at. Biraz yer açalım. Ya bu sodyum nitratı da gerek yok şimdi. At. Bunun yerini böyle değiştirebiliyorum. Güzel. Burada bir de gold vardı galiba, o yüzden oraya attım. Kondens karbon var mı burada? Var. Şunu atabiliriz. Starship'te Purifierite var mı? Var. Onu da oraya atabiliriz. Bunu silebiliriz. Bak bu şimdiden 500 bin. Aynen, bu daha değerli. Neyse. Bunu da atalım. Güzel. Kargoda yerimiz var mı? Kargoda yerimiz yok. Hiçbir şey için yerimiz yok hatta. Ha, bir dakika. Şu frost kristalleri egzosuit high capacity atabilirmişim. Güzel. Neyse arkadaşlar. Yapımcı bizi teşvik ediyor. Bayağı önemli bir değişik geldi kuzu çevirime ondan dolayı. Tekrar tutmasının sebebi o. Oh, yani ben eskiden de oynuyordum zaten de şey, yani hani asıl tutmasının sebebi şimdi multiplayer geldi. Arkadaşlarınla beraber oynayabiliyorsun. Mahat, masol. Şimdi arkadaşlarınla beraber oynayabiliyorsun, o yüzden bu kadar tuttu yani. Bir de yeni bir sürü özellik de geldi yani, sırf o da değil haliyle. Yani yeni bir, gerçekten bir sürü özellik geldi. Şu üçü orada birleştirebilir miyiz? Birleştiririz. Aynen. Güzel. Neyse arkadaşlar. Şimdilik yayını sonlandırayım. Bugün bir herhalde 8 saat falan No Man's Sky oynadım. Save edelim de böyle. Kendinize iyi bakın. Oh, kamerada gözükmüyormuş. Kendinize iyi bakın. Gelecek yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar.